Evet arkadaşlar, Expo'ya yine hoş geldiniz. Bugün Origin markasından gemiler tanıtılıyor. Ve şu an gördüğünüz gemi devasa olan gemi yine. Origin 890 Jump arkadaşlar. Yani oyundaki şu an en büyük lüks gemi diyebiliriz aslında. Ve yani 1000 doları da geçiyor bu gemi. Zamanında çıktığında tabii ki daha uygundu. Ama gittikçe gemiler hep daha pahalı oluyor. Sanki dersin bir yatırım gibi. Neyse, bu gemi yani devasa gerçekten, çok büyük bir gemi ve az çok biliyorsunuz yani içini şimdi gezersem yani sabaha kadar bitiremem. Ama arkadaşlar şuradaki detaylara bir baksanıza, yani çok gerçekten muazzam bir şekilde yaptılar. Bu geminin amacı ne diye sorarsanız, o zaman şöyle söyleyeyim size, şu an oyunda bunun hiçbir amacı yok. Yani şu an alfada bu gemiyle ancak gezebiliyorsunuz, işte hava atıyorsunuz. Ancak o kadar yani. Hatta oyun içi de alınıyor bu gemi. Sanırım 30 milyon USC falan geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama ileride tabii ki şey olacak. Böyle ne bileyim işte NPC'leri veya başka oyuncuları falan yani şoförlük yapacaksınız. Onları götüreceksiniz mesela. NPC diyecek ki beni mesela şeye götür. Ne bileyim Terra sistemine götür diyecek. Sen de onu götüreceksin. O da çok seçici oluyor. Yani bazıları belki diyecek ki işte Origin 300'le götür veya ne bileyim 400'le götür, 600'le götür veya işte böyle büyük bir gemiyle götür de diyebilir. Bu ara bu da 400 arkadaşlar. Onu göstereceğim az sonra. Aslında benim Origin'de en sevdiğim gemi. Yani böyle büyük gemilerle giderseniz ileride tabii ki yani zenginleri götüreceksiniz. Öylece yani çok para kazanacaksınız oyun içinde. Yani vizyon böyle yani. Bakalım ileride nasıl yapacaklar bilmiyorum ama yani şey açısından böyle bakınca gerçekten çok gerçekçi duruyor. Yani yat gibi duruyor işte. Bazı teorilerde şey diyorlar arkadaşlar. İleride belki bu gemileri hatta suyun üstüne de koyabileceğiz galiba. Şu an biliyorsunuz patlıyorsunuz. Suya iniş yapamıyoruz şu an. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama eğer olursa harika olur gerçekten. Yani şöyle bakınca bu texture'lar bile muazzam gerçekten. Eğer istiyorsanız yani daha da ince detaylı bir şekilde şey yapabilirim yani zamanım olursa, ama bunu gerçekten birkaç kişi istemesi lazım. Yani içine girip belki detayla falan anlatabilirim. Ama bu gemiler çoktan piyasada var. Star Citizen'ı az çok takip eden arkadaşlar zaten bu gemiyi biliyor. Her sene de bunlar tanıtılıyor arkadaşlar. Evet, şimdi şey geçelim. Origin 600'e geçelim arkadaşlar. Evet, şu an önümüzdeki gemi 600E Touring oluyor arkadaşlar. Yani 600E'nin iki versiyonu var. Bir Touring, bir de Exploration versiyonu. Yani Exploration tabii ki keşif için. Onun İçi falan farklı oluyor. Daha çok işte uzun vadeli yolculuk için tasarlanmış ve işte Quantum Drive, ne bileyim kargo alanı biraz daha yüksek oluyor. Yani kapasite açısından. Touring içi daha da şey, daha da lüks bir şey arkadaşlar. Yani daha da lüks oluyor. Gerçekten çok güzel yaptılar ve bir rework yiyecek bu gemi. Yani bir CIG bir rework yapacak. İçini komple değiştirecekler. Yani şu anki standartlara göre, yani biliyorsunuz oyunlar, yani şu anki oyun gemiler çok gelişti. Bayağı birkaç senedir bazı şeyler eklediler. Daha verimli olsun diye işte gemi üretmek için farklı tool'lar kullanıyorlar. Ve bundan dolayı içini de komple değiştirmesi gerekiyor sadece şimdi. Ama daha da şey olacak, daha da mantıklı olacak. Çünkü bunun içi biraz yani alanı biraz harcadılar galiba. Bana öyle geliyor. Daha da verimli, daha da şık, yani simple bir şekilde tasarımda olabilir aslında bu gemi için. Ve bunu yapıyorlar zaten ama bu rework ne zaman çıkar bilmiyorum. Ben şahsen bu gemiyi yani 890'dan daha çok beğeniyorum gibi. Neden sorarsanız, yani bu gemi gerçekten çok büyük. Yani uçması da yani bu gemiyle uçmak gerçekten zor. Bir de çok ağır geliyor yani. Zaman istiyor. Bir de her yerde bu gemiyi çıkaramayacaksınız. O da var. Parçalarını falan almak istiyorsanız ileride sadece büyük şehirlerde falan alabileceksiniz.
O yüzden böyle daha pratik olunca yine de büyük bir gemi aslında bu. Yani large gemi olarak geçiyor. Bunun kalkanları falan da güçlü. Bence 600G sanki daha pratik bir gemi gibi. Ama benim dediğim gibi en büyük favorim 400G arkadaşlar. Ufaktan iki yani ufak bir ekibin varsa bence tam sana göre bu gemi. Yani 400G diyorum ben şimdi. Olmazsa eğer burada bu Expo'da sunuluyorsa isterseniz onu da göstereyim ben. Evet, bu 400G neredeymiş ona bir bakalım. Arkadaşlar biraz bir yer yapın da şöyle bir bakayım ben. Kusura bakmayın. Pardon, geçemiyorum. Neyse, tamam, böyle bakarım ben de. Evet, 400G buradamış. Biz de burada oluyoruz galiba. Aynen buradayız ve yani buraya yakın. Oraya gideriz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şu an önümüzdeki gemi 400Z oluyor. Ve bunu içeriden de göstermek istiyorum. Çünkü benim en sevdiğim gemi yani Origin markasından. O yüzden burada bir nasıl deniliyor? Bir exception yapalım. Onu göstereyim size. Ondan sonra küçük gemileri de geçeriz. En büyüğünden başladım ve küçüklerine doğru gidiyoruz. Yani bu 400Z gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü yani devasa bir gemi olmadığı için daha pratik bence. Bir de kalkanları da çok iyi. Aynı şeydeki gibi, Constellation'daki gibi large kalkanları var. İçi de çok yani lüks bir şekilde yapıldı. Ufaktan bir kargo alanı var. Yani tam bir exploration gemisi bana kalırsa. Taretleri de var. Burada bir tane var. Bir de yukarıda da bir tane olması lazım. Ön taraftaki silahları pilot kullanıyor tabii ki. Şöyle bir içeri geçelim istiyorsanız. Bir de şu çok güzel. Yani şu alan çok hoşuma gidiyor. Burası şey için. Neydi bu? Yeni çıkacak olan yer aracı var. X1 galiba. Aynen X1'dı. Çoktan konseptte satış olarak sunuyorlar. Yani şey gibi düşünün. Dragonfly gibi düşünün. Yani buraya koyuyorsunuz. Yani ekstra onun için yapılmış. Yani başka bir yer aracı koyamıyorsunuz. Yani mesela Dragonfly falan buraya koyulmuyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam denemiştik. Çok şey yapıyordu. Sıkışıyordu veya çok sallanıyordu galiba. Ama X1'ı buraya koyabiliyorsunuz ve oradan camdan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir tasarım bence. Şöyle girelim. Evet, şöyle bakınca zaten bütün şeyler. Bir saniye, şurayı bir kapatayım ben. O zaman daha güzel anlatabilirim galiba. Evet, birisi daha geldi. Evet, şöyle buralara bakınca işte silahları falan buraya koyuyorsunuz. Her zaman diyorum inventory olayı ileride tam gelirse ve çok yakın zamanda gelecek bu. Böyle inventory'miz olmayacak arkadaşlar. Artık burada ne varsa gerçekten bir yere koymamız gerekecek. Yani buraya mesela veya işte suitlarımızı buraya asacağız. 3 kişilik zaten locker var. Yani zaten 3 kişilik bir gemi. Yani dışarı çıkmak istediğinizde veya içeri girdiğinizde üstünüzü değiştiriyorsunuz. İleride böyle herkes işte astronot suit'la gezmez yani ne bileyim helmetle hani kaskla falan gezmez. Çünkü onların da bir dezavantajı olacak. Terleyeceksiniz, kokacaksınız. İşte bunları Citizen Kong'da hepsi anlatıldı zaten biliyorsunuz. Onların da şey olacak yani dezavantajı olacak. Kimse sizinle konuşmayacak, karizmanız bozulacak falan filan işte onlar hepsi gelince o zaman normal kıyafetle gezersiniz. Bir de roleplay seviyorsanız zaten sürekli işte suit'la gezmezsiniz. Evet şuradan dediğim gibi camdan baktığınızda arkadaki şeyi görüyorsunuz işte. Sizin işte park ettiğiniz neydi? X1'ı görüyorsunuz. Yalnız bunun düğmesi aşağıdan mı kapatıyorduk? Onu şimdi tam hatırlamıyorum. Evet burada bir şey değişti bu Expo'da. Böyle sürekli NPC'ler konuşuyor. Yani sanki yanındamış gibi böyle gemi hakkında konuşuyorlar falan filan. Yani güzel oldu bence. Bir hava katıyor yani. Farklı bir atmosfer katıyor. Ama ilk duyduğumda diyordum bu kim yani? Kim konuşuyor? Evet arkadaşlar buraya girdiğinizde şey görüyorsunuz. İşte component'ları falan. Yani buradan değiştirebiliyorsunuz ve bu odalar çok soğuk. Yani bilerek böyle soğuk tutuluyor. Komponentler ısınmasın diye. Burada yani ilk çıktığında şöyle bir soru sordu herkes. Yani bunda böyle oluyorsa diğer gemilerde nasıl olacak o zaman? Hani buna özel olan bir şey mi yoksa diğer gemilerde de mi
Diğer markalarda da mı böyle olacak? İşte onu da göreceğiz ileride. Burada da bazı komponentler var işte. Burada da şey yapabiliyorsunuz. Yani burası da soğuk. Değiştirebiliyorsunuz yani komponentleri. Yani bir engineer gerekiyor yani bu gemi için. Arkası da şey, kargo alanı. Ne kadar SU taşıyabiliyorsunuz bilmiyorum şu an. Yani bunun kapasitesini şu an aklımda değil ama sanırım 50 ya da 60 gibi bir şey olması lazım. Ve buradakiler de escape pod arkadaşlar. 1, 2, 4 tane escape pod var. Yani bir tane fazla. Yani olur ya belki yanınıza bir misafir alırsınız falan. Sanırım o açıdan. Burada da komponentler var. Şimdi bunların ne olduğunu aslında buraya kapatınca aslında daha iyi anlıyoruz. Mesela bu jump drive orada yazıyor. Diğer komponentler de var, pardon. Evet, şimdi yukarı çıkalım. Şeyi çok seviyorum. Mesela hem asansörle çıkabiliyorsunuz, hem de buradaki merdivenle çıkabiliyorsunuz. İleride asansör bozulursa merdiveni kullanırsınız. Bir de ilk çıktığında 1,5 sene falan oluyor galiba. Tam bilmiyorum. Geminin içinde gezerken gerçekten çok şey kasıyordu yani. Çok takılmalar oluyordu. Bunu CIG sanırım tamamen çözdü artık. Çok akıcı bir şekilde geziyoruz. Yani şuraya bir baksanıza. Yani bu yani bu tuvalet yani bu lavabo şey Drake gemisinde yani böyle bir şey bulamazsınız yani. O yüzden çok bence çok lüks bir gemi. Yani çok lüks bir tasarım var. Çok hoşuma gidiyor. Evet, ne kadar lazım olur o ayrı bir şey ama insan tabii ki yani böyle bir oyun oynarsan biraz da roleplay yapıyorsun dediğim gibi. Yani biraz sürükleyici oluyor yani. Oyun seni çekiyor yani. Bence güzel bir şey. İşte burada da şey ekibinin şey işte odaları falan oluyor. Burası kaptan odası sanırım. Öyle olması lazım. Burası açılmıyor mu? Açılıyor. Aynen. Burası ekip için. İki tane yatak var. Ve iki tane dolap da var. Ve yine inventory olayı geldi arkadaşlar. İşte buraya da asabileceksiniz. Ondan sonra mesela şöyle storage de var. Buraya da bazı eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Neredeyse bir SU anladığım kadarıyla. Bunu size anlatmıştım. 650 bini 1 milyonla bölüyorsunuz. Ondan sonra kaç SU olduğunu anlaşılıyor. Yani az değil bence. Bir SU neredeyse. Aynısı burada da var. Televizyon falan da var işte. Buradan camdan dışarı bakabiliyorsunuz. Çok hoş bence. Kaptan odasına yine bakalım istiyorsanız. Çünkü aradaki fark ne? Aradaki fark şöyle bir işte şey var. Sandalye var. Şöyle bir masa var işte. Ekran daha da geniş. Daha da büyük. Burada da şey var. İşte eşyalarınızı falan asabiliyorsunuz. Yine storage var. Yatak var işte. Hemen hemen aynı. Yani kaptan odası biraz yani biraz daha lüks duruyor. Masadan dolayı işte sandalyeden dolayı. Aa, bu ne? Buraya da açabiliyorsunuz. İlginç. O zaman buraya bir şey koyabileceksiniz sanırım. Bu öteki tarafta yok. Evet, burası da işte mutfak. Bir de harita odası oluyor. Bu yeni harita yani Citizen Kane'da bize yeni harita gösterdiler. Onu oyuna eklerseler yani şu an şöyle bir şey var arkadaşlar. Birisi şey sormuştu hani bu yeni haritanın ne anlamı var gibisinden. Hani herkes Mobi Glass'la bakabiliyor ya. Yani Karak'ta veya şimdi şu anki şu gördüğünüz gemide işte ki harita sistemi o zaman bizim ne işimize yarayacak diyor. Hani zaten herkes Mobi Glass'la bakıyor sonuçta. O zaman o kartografi odası sanki biraz gereksiz gibi diye bir soru gelmişti. CIG şey dedi. Öyle bir şey hani daha sürükleyici olsun diye şu an mesela Mobi Glass'dan bakıyoruz ama ileride böyle sanırım mümkün olmayacak. Yani haritaya bakamayacağız sanırım. Sadece gemimize girdiğimizde haritaya bakabileceğiz. Ben öyle anladım. Eğer yanılıyorsam açıklama bölümüne yazın istiyorsanız ama mantıklı olur çünkü yoksa hem Mobi Glass'tan hem gemiden bakıyorsun. O zaman gerçekten bu biraz anlamsız olur. Ve böylece bir özellik katıyor gemiye. Hani gemilerde böyle bir şey bakabiliyorsan. O zaman ama şey aklıma geliyor şimdi. Diğer gemilerde nasıl olacak acaba? Orada da farklı bir harita sistemi olabilir. Neyse. İşte burada mutfak falan da var. Kendi
yemeğinizi falan da pişirebilirsiniz. Biliyorsunuz uzun yolculuklarda biraz ya kendinize dikkat etmeniz gerekecek. Yiyecekler, içecekler falan. Bir de burada işte oturuyorsunuz arkadaşlar, sohbet ediyorsunuz. Biraz social life yani, öyle söyleyeyim. Evet, şimdi şey gidelim. Pilot odasına. Evet, burada 3 kişi oturabiliyor. Arkadaşlar burada birisi oturunca veya şurada birisi oturunca ikisi de turret'ı kullanabiliyor. Birisi arkaya bakıyor veya bir tanesi altında, diğeri yukarıda galiba, öyle olması lazım. Okey arkadaşlar, şimdi küçük gemilere gidelim. Daha doğrusu başlangıç gemilere gidelim. Onu da size ufaktan bir tanıtayım. Bu gemide 300'ü oluyor arkadaşlar. Bu da güzel bir gemi bence. İlk başta çok kişi uçuyordu bu gemiye. Sonra işte yeni gemi çıkınca, yani bayağı gemiler çıktı son 1-2 sene içinde. Bunu biraz işte millet unuttu gibi. Yani çok görmüyorum artık. Çok kişi uçmuyor ama bence tasarımı da çok başarılı. Çok lüks gözüküyor. Çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bu da yani başlangıç gemisiyle medium large gemilerin arasında olan bir şey. Çok da ufak değil aslında. Şöyle bir içini göstereyim size. Bunların fiyatı sanırım 70 ile 80 dolar gibi bir şey. Şöyle bir internship yapalım. Evet, şimdi başarabildim sonunda. Bir girelim, içini göstereyim size. Yani bu serinin şeyi var. Yani 300 serisinin farklı modelleri var. Onları göstereceğim size. Ama şöyle içine girince, yani solo bir gemi ama solo olmasına rağmen bence bayağı güzel, yani geniş. Bir de bu gemi gerçekten çok güzel, şey, özel yapan şu yukarıdaki camlar arkadaşlar. Çok muazzam, hani uzayda uçunca falan veya işte gezegenlerin üstünde falan atmosferde uçunca şöyle yukarı bakınca harika gözüküyor gerçekten. Burada işte yani mutfak da var ufaktan. Bir de sanırım bir tek bu 3 serisinde var bu olay. Bunlara özel bir store açıldı. Yani RSI sayfasında. Oradan hatta aletler falan alabiliyorsunuz. Mesela kahve makinesi falan alıp da buraya yerleştirebiliyorsunuz. Sanırım şey, denemek amacıyla 300 serisiyle başladılar. Diğer gemilerde bu olabilir yani. Eklenebilir ileride. Ama bence yani pratik bir gemi. Biraz da şey tabii ki, zevk meselesi. Yani bu fiyata başka gemiler de var ama işte senin istediğine bağlı tabii ki. Yani biraz sürükleyici olmasını istiyorsan, hani lüks istiyorsan, o zaman gerçekten 70-80 dolara bu gemi mesela iyi. Ama işte bana şey sorarsanız, işte bununla bounty yapılır mı veya ne bileyim işte şunu bunu yapılır mı? Yani şuna bakmanız lazım. Şimdiki gemiler şu an, yani yani ileride değişecek yani bunlar. Bayağı değişecek gemiler. O yüzden şimdiki durum için bazı gemiler uygunsuz. Evet, mesela bununla savaşmazsın mesela. Bunun için başka bir gemi alırsın. Ama savaşabilirsin yani, o da var. Neyse, diğer gemilere geçme. Diğer versiyonlara geçeyim arkadaşlar. Evet, bu da 315P oluyor arkadaşlar. Bu geminin özelliği, bu bir keşif gemisi. Ve sanırım bu kategoride, yani bu fiyatta bu gemi özel yapan şu gördüğünüz Tractor Beam. Tractor Beam ne olduğunu biliyorsunuz galiba. Yine de anlatayım istiyorsanız. Yani bazı oyuncular bu oyunu bilmiyor. Yani bu aletle işte uzayda veya atmosferde fark etmez. Objektleri çekebiliyorsunuz. Yani kutuları falan çekiyorsunuz. Ve çekince bunu geminize aktarıyorsunuz. Yalnız şöyle bakıyorum ben. Bunu nasıl yapacaklar acaba? Gerçi bu uçtuğunda şurası tabii ki böyle kalmayacak. Kapanınca burayı görüyorsun. Ama burada şey var. Şu şey var işte, kapı gibi duran şey var. Şuradan koysaydık yani böyle, yani şu tarafta olsa daha mantıklı olurdu sanki. Aslında bunu bir denemek lazım. 315P ile Tractor Beam nasıl çalışıyor? Şimdi çok merak ettim. Ama evet, işte aradaki fark bu arkadaşlar. Bu bir exploration gemisi olduğu için tabii ki silahları, yani loadout deniliyor buna. Yani standart loadout deniliyor. Farklı oluyor tabii ki. Bir de kargo alanı galiba biraz daha büyük diğer
Az önceki gösterdiğim 300Z'den. İçi hemen hemen aynı yani. Sadece renkler biraz değişik. Evet, şimdi başka modele geçelim. Evet, bu da savaş versiyonu oluyor. Yani 325A arkadaşlar. Yani bu gemi aslında bunun silahları bayağı iyi. Yani 3 tane size 3 takılı galiba. Savaş modeli oluyor. Gördüğünüz gibi skin kırmızı falan. Bence çok hoş duruyor. Yani savaş modeli olduğu için tabii ki şey daha böyle hızlı, öyle söyleyeyim. Yani acceleration daha hızlı. Yani fazla bir şey de diyemeyeceğim. Yani bu gemiyle ilgili. Çünkü yani diğer gemilere yine benziyor. Sanırım füze sayısı da galiba biraz daha fazla. Yanılmıyorsam. Ama bence çok iyi bir savaş gemisi yani. Ama tabii ki bu fiyatta başka gemiler de daha iyi. Yani onu söylemek lazım. Şöyle daha iyi. Yani Origin olması, yani Origin markası olduğu için bunun kalkanları veya ne bileyim armoru, yani geminin kendi şeysi işte bulu biraz daha şey zayıf kalıyor galiba, öyle söyleyeyim. Kalkanları daha düşük. Ama buna belki ileride bir şey gelir. Nasıl desem, bir update gelir veya değiştir. İleride şey çıkacak işte, yeni flight model çıkacak. Değişebilir yani, onu demeye çalışıyorum. Ama şimdilik böyle. Ama bir yandan da mantıklı aslında. Çünkü Origin nasıl bir marka? Yani sadece lüks araçlar aslında üretiyor. Lüks araç veya gemiler üretmesine rağmen yine de bir savaş gemisi çıkardı. Yani bu savaş gemisi yani diğer markalarla, mesela Aegis Dynamics ile kıyaslarsak, onlar sadece savaş gemileri yapıyor. Tabii ki yani o fiyatta, aynı fiyatta daha güzel savaş gemileri alabilirsiniz. Ama bunun kadar böyle lüks gözüken bir savaş gemisi değil yani. Yani o açıdan bakarsak, yine eğer lüks seviyorsan, bir de savaşmayı seviyorsan, yine yani Origin alırsın. Yani bu gemiyi alırsın. Evet, son gemiye geçelim arkadaşlar. Evet, racing'i seviyorsanız, yani racing olayı ileride Star Citizen'de çok büyük bir kategori olacak. Ve racing'i seven arkadaşlar da var yani. Yani bu mesleğe çok ciddi alan var. Yani sürekli hep rekor kırma peşinde olan insanlar var işte. Diğer başka oyuncularla kendilerine kıyaslıyorlar. Onun için yani böyle bir yarış gemisi mesela mantıklı yani. Çok hızlı bir gemi gerçekten bu da. Bir de pahalı bir gemi ama aslında o da var. Yani yarış yapmayı seviyorsan, yani pilotluğunu göstermek istiyorsan ileride böyle gemiler gerçekten muazzam bence. Yani şey var, oyunda farklı yerlerde biliyorsunuz yarış pistleri var. Yani gidebiliyorsun, hatta orada işte yani görev alıp da gidiyorsun, para kazanıyorsun hatta. O görevi yaparsan, bitirirsen. Bir de Arena Command'ı da deneyebiliyorsun şu an. Ama bunlar ileride çok çok daha da genişleyecek yani. Daha da farklı olacak. Daha da arcade tarzı olacak, öyle söyleyeyim. Şu an hepsi yapılıyor. Yani bence güzel yoldalar. Bakalım bizi gelecekte ne bekliyor. Evet arkadaşlar, böylece videonun sonuna geldik. Umarım yine beğendiniz videoyu. Beğendiyseniz bir like atın arkadaşlar, sevinirim. Bir dahaki sefere yine görüşürüz. Bu hafta çarşamba belki bir yayın açmayı düşünüyorum. Anvil galiba tanıtım olacak. Yani çarşamba günü yanılmıyorsam. Anvil olursa açarım yayın arkadaşlar. Bir de RSI'dan yeni bir gemi bekliyorum açıkçası. O da çıkarsa, o da sanırım 26'sında olacak. O zaman da yine bir yayın açarım sanırım. Umarım gelirsiniz. İzlersiniz beni, bir de puan toplarsınız. Bu puanlarla biliyorsunuz bilet alabiliyorsunuz. Ve ben size yani beni takip eden biliyor, gemi hediye ediyorum. Sadece o puanlarla o bileti almanız gerekiyor işte. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.